İnsan, iki değerli konuğumuz var. Bugün de, yarın da ve gelecekte kendine bakmak oturumunda değerli bilgiler verecekler. Oturumumuzun moderatörü Okyanus Yayın Evi, yayın kurulu ve ortağı Sayın Elif Çakır. Ve konuğu hepimizin yakından tanıdığı bir psikiyatr, yayıncı, ressam Cem Mumcu. Merhaba, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Dünden bu yana Feryun sahnesinde bugün, yarın ve gelecek üzerine birçok konuşmacı dinledik, farklı oturumlara katıldık. Hepsi kendi alanlarında birbirinden kıymetli deneyimlerini paylaştılar ve gelecek hayallerini ortaya serdiler. Çalışma hayatı ele alındı, yapay zeka konuşuldu. Tüm bunlar olurken bir de elbette asıl mesele var. İnsan. İnsanın anlam arayışı. Ortada insan var ve ortada biz varız. Her gün yeni bir çağa, yeni bir döneme girdiğimiz günler yaşıyoruz. Saniyeler içerisinde devirler değişiyor. Endüstri 4.0'dan söz ediyoruz, İK 4.0 diyoruz. O zaman masaya insan 4.0'ı yatırmanın vaktidir dedik. Yanımda birçoğunuzun yakından tanıdığına emin olduğum bir isim var, Cem Mumcu. Cem sen de hoş geldin tekrar. İstersen biz biraz tersinden gidelim, gelecekten bugüne gelelim. Neler olacak? Robotlar bize savaş açacak mı? Buzdolabından korkmalı mıyım? İnsanların yerini yapay zeka ve makineler alabilir mi? Öngörülerin neler? Açmazlarsa kızarım yani. Bu halimizle savaş açılmayı çok hak ediyoruz gibi görünüyor. Geleceği nasıl ele aldığımız... ...za bakarken birazcık biz hayatı nasıl tutuyoruz diye herhalde bakmak lazım. Ben şu anda teknolojiyi kafamızda gelişimle işaretlediğimizi düşünüyorum ama... ...gelişim acaba sadece bu mudur? Bunu birazcık ele almak gerekiyor. Bu tekamülle iç içe mi gidiyor? Yoksa bir zamanlar doğayı yok etmeye nasıl gelişim gözüyle baktıysak... İnsanın doğa üzerine kurduğu hakimiyeti nasıl gelişim zannettiysek ve şimdi onun gelişim olmadığını, bir gerileme olduğunu yeni yeni fark etmeye başladıysak, acaba teknolojiyle ilişkimizde de biz gelişim mi gösteriyoruz yoksa biraz gerileme mi gösteriyoruz iyi tarif etmemiz lazım. Yani bir şeyin yeni üretilmiş olması, yeni geliştiriliyor olması tek başına gelişim kelimesiyle aynı şey değil. Gelişim hakikaten doğaya ve varoluşa bütünüyle hakim, bütünüyle onu içselleştirmiş birilerinin yaptığı bir şey olsa gerek. Şimdi biz teknolojiyle neler yapacağız diye baktığımda mesela ben size söyleyeyim. Mesela genetik çalışmalarda bir takım rahatsızlıkların mesela... Bipolar bozukluk dediğimiz bir hadise var sizin, depresyon ve mani dediğimiz. Genetik olarak yavaş yavaş şifreleri çıkmış durumda ve muhtemelen yakınlarda doğum yapmadan önce sizin çocuğunuz ileride depresyona girecek. Dolayısıyla bence aldırın diyecek bir tıbbi tırnak içinde trend gelişmeye başlayacak. Siz de çocuğunuzun ileride depresyona girmemesi için o çocuğu muhtemelen aldırma belki de yoluna gideceksiniz. Çünkü gelişim dediğiniz şey depresyona nasıl bakar biliyor musunuz? Amerika'dan başlayarak depresyonu cost'la hesap eder. Maliyetle hesap eder. Çalışmamakla hesap eder. Az çalışacak, işe gitmeyecek. Bir de üstüne üstelik sağlık harcamaları çok yüksek olacak diye hesap eder. Ama biz eğer bu geni yok edersek, aynı zamanda Einstein'ı, aynı zamanda Picasso'nun, aynı zamanda Leonardo'nun, aynı zamanda Van Gogh'un genini de yok edeceğimize dair hiçbir akıl yürütme göremiyorum şu an. Onun için teknolojiden de çok korkuyorum diyeceğim. Teknolojiyi çok sevmekle birlikte onu nasıl ele aldığımız meselesini iyi kavramamız lazım. Aslında tam soruları hazırlamış gelmiş buraya ben şu anda karşılaşıyorum. Onun için böyle biraz uzun kaçıyor olabilir söylediklerim. Gelecek biraz da böyle robot falan aslında korktuğumuz da bir şey.
Fakat bir yandan da bu çok... Orada bile ne var? Mesela geleceği düşünürken, uzayı düşünürken, uzaylıları düşünürken antroposentrik bakıyoruz meseleye. Antroposentrik ne demek? İnsan merkezli demek. Hayalini kurduğumuz yaratıklar hep gözlü, burunlu bir şekilde yürüyor. Nereden biliyorsun? Belki de görünmüyor bile. İnsan merkezli bakıyoruz meseleye. İnsan merkezli baktığımız müddetçe narsistik bakıyoruz demektir. Mutlaka bütüncül bir şekilde ele almamız lazım. Evrim öyle çalışır. Şunu merak ediyorum. Geleceği hem bir taraftan çok merak ediyoruz, fakat bir taraftan da çok korkuyoruz. Yani iple çektiğimiz bir şeyden korkma hali nasıl bir hal? Gelecek endişe vericidir insanoğlu için. Çünkü insanoğlu ölümlüdür. İnsanoğlunun içinde her zaman bir ölüm anksiyetesi vardır. Olmalıdır da. Olduğu için de mutlu oluruz. Olduğu için de coşku yaşarız. Olduğu için bilim üretiriz. Olduğu için gelişiriz. Olduğu için aşık oluruz. Hiçbir ölümsüz aşık olamaz. Onun için geleceğin endişesini anksiyete zannetmek sürekli, onu da tedavi edilecek bir hal gibi yaşamak da başka bir saçmalığımız şu an. Nörotik anksiyeteyle insan olmanın ve varoluşun getirdiği anksiyeteyi taşımanın arasında çok büyük bir fark vardır. O aslanlar gibi bir şeydir, onu taşıyacaksın. Onu taşıdığın için aşık olacaksın, onu taşıdığın için yaratacaksın, onu taşıdığın için roman yazacaksın, gelişme göstereceksin. Tabii ki endişemiz olacak, olmaz olur mu? Varoluşumuzun içinde var o, hamurumuza katılmış. Peki gelelim yarına. Aslında geleceğin bir parçası yarın, fakat biz öyle değilmiş gibi davranmayı da seviyoruz. Yani yarınımızı planlı, programlı yaşıyoruz. Güya yarına hazırız. Yani yarın ne yapacağınız, ajandalarınız, biliyormuş gibi yapıyoruz aslında. Bu algı bize ne kazandırıyor, ne kaybettiriyor? Denge sanırım bu çok önemli burada. Yani bir kere geleceği okumak için hem bireysel, hem toplumsal, hem evrimsel tarihimizle bağımıza devam etmemiz lazım. İkincisi, anın meselesiyle otantik biçimde hemhal olmamız lazım. Anın meselesiyle otantik biçimde hemhal olmak diye bir şey uydurdum şu an. Ama anlaşılıyordur umarım. Dolayısıyla bu planlamalarımızın ayrıca niyetlerine bakmamız lazım. Ne kadarı korkudan yaptığımız şeyler, ne kadarı arzuyla yaptığımız şeyler, ne kadarı yapmamız gerekiyor diye yaptığımız şeyler. Bireyler olarak ne yapıyorsak, toplumlar olarak, kurumlar olarak da geçmiş bir takım bağların saçmalıklarıyla bir şeyler yaparız. Bir de onu geleceği düşünmek ve planlamak zannederiz. Çok gülerim ben ona. Çok da üzülürüm. Bakmamız lazım onun ne kadarı bizimle ilgili. Ne kadarı otantik biçimde geleceği ve şimdiyi içeriyor. Yoksa ben tarihimden getirdiğim bir haltla mı bunu yapmaya çalışıyorum? O zaman gelelim bugüne. Biz bugünün insanları olarak aslında dünün insanlarının geleceğiyiz. Spiker gibi olmuş lan. Bize bakma şansları olsa insanların muhtemelen şunu söylerlerdi. Ya biz ne hayal ettik, siz ne yapmışsınız? Yani adamlar mamutlardan kaçmış, tekerleği bulmuş, ateşi evcilleştirmiş. Şurada birimizi kendi kraşa oynarken görse mesela ne hissederlerdi? Biz birinin geleceği olmayı hak ettik mi Cem? Ve insanın anlam arayışında nerede duruyoruz? Ya onların şöyle bir avantajı vardı. Onlar survive modundaydı. Survive modunda olan adam bir canlıyı öldürüyorsa... Ya kendini savunmak için öldürüyor ya da karnı aç diye öldürüyor. Biz üzerine çıkıp poz vermek için hayvan öldürüyoruz. Burada bir mesele var yani. Dolayısıyla onların aslında o survive modunda olmalarının getirdiği bir sahicilik vardı. Ama şimdi biz birazcık bazı şeyleri hallettiğimizi zannettiğimiz için pek de otantik olmayan bir şeylerle yaklaşıyoruz ve üretiyoruz. Hesabı doğru yapmıyoruz. Çünkü hesabımız hep birazcık da kendi dalımızdan doğru. Onun için sizlere önerim, ne olur yeni bir Rönesans bekleyemeyiz artık.
Daha doğrusu yeni bir Leonardo bekleyemeyiz. Yani Leonardo gibi ressam, yazar, doktor, mimar, heykeltıraş, anatomist, fizikçi, matematikçi bir adamı artık bulma şansımız yok. Çünkü bilgi havzamız çok büyüdü. Okey. Biz bilgi havzamız çok büyüyünce çok güzel bir yöntem geliştirdik. Spesyalize olduk, uzmanlaşmaya başladık. Ne güzel yaptık. Fakat sonra bu uzmanlaşmalar körün fili tarifi düzeyinde herkes kendinden doğru bakıyor. Yani bir nefroloğa gidiyorsun, hastasını böbrek sanıyor. Bir ortopediste gidiyorsun, hastasına bacak sanıyor. Öyle düşünün meseleyi. Dolayısıyla var olduğunuz her birinizin hakim olduğu alanlar size sağlam bilgiler sunuyor gibi görünse de diğer disiplinlerle sürekli temas halinde olmamız ve artık interdisipliner olmamızın şart olduğu bir dönemden geçiyoruz. Onun için toplantılarınıza sanatçı çağırın. Sanatçı derken fantezi müzikten bahsetmiyorum, sanatçı, artistten bahsediyorum. Sosyolog çağırın, matematikçi çağırın, oyun teorisi anlatan bir fizikçi çağırın. Onlarla buluşun. Başka mesleklerle buluşun. Yelpazeyi geniş tutun. Çünkü öyle bir daralıyoruz ki kendi içinde olduğumuz halde oranın bir realitesi var. Zaten de bize öğretilmiş doğru diye kabul ettiğimiz dizgesi var. Oradan yürüyoruz. Öyle çalışmıyor hayat. Bugün dediğimizde ise işin içine müdahale edemediğimiz birçok konu giriyor. Sektörlerinin en profesyonel isimleriyle bugün burada birlikteyiz. Eminim ki hepimiz öyle bugünler yaşıyoruz ki, yani bir gözümüz döviz kurunda, bir gözümüz haberlerde, bir gözümüz krizi takip ediyor. İş stresiniz, iş yaşamının stresi bir yandan. Yani böyle eve geldiğimizde dünyanın üzerimizde tepindiği günler yaşıyoruz. Bu kaosun içerisinde biz nasıl ayakta kalacağız ve daha önemlisi nasıl insan kalacağız? Dünya bizim üzerimizde tepiniyorsa, bizim bir de üzerimizde tepinmesine izin verdiğimiz kavramlara, kişilere, hallere ve durumlara da bakmamız lazım. Bu beni niçin bu kadar etkiliyor dememiz lazım. Benim hayattaki önceliğim ne sorusunu iyi sormamız lazım. Hayalim ne? Benim bir tane örneğim var. Diyorum ki, benim bir tane limanım var. Burada. Burada havalimanım var. Burada da otogar var falan. Yani geliyorsun bana diyorsun ki vereceğim bana. Nereye gideceksin diyorum. Uçak, Boeing, jet, gemi, tekne, jeep. Eğer araziye çıkacaksan jeep vereyim. Ama kamyon da gerekebilir. Bana nereye gitmek istediğini söylemezsen ben sana yanlış alet veririm diyorum. İstersen jet vereyim. Senin gitmek istediğin yere belki de bir tek eşek gidiyordur. Benim sana o zaman eşek vermem lazım. Şimdi biz acaba gitmek istediğimiz yeri tarif edip ondan sonra onunla ilgili mi kaygı yaşıyoruz? Çünkü gitmek istediğin yeri tarif edip, içselleştirip arzu edersen yaşadığın sıkıntı bile coşkuludur. Aşkı düşünce de öyledir. Ona gitmek istiyorum ben. Giderim yani, her saat giderim dersin. Ama onu iyi tarif etmediysen, yanlış araca da binmişsen, eşeğe binmen gereken yerde jete bindiysen saçmalarsın. Ama sana bile dedi, jete binmenin daha kıymetli olduğunu dayattırdığı için sen jete biniyorsan, vallahi istediğin yere gitmiyor. Çok acıklı yani. Onun için iyi tarif etmemiz lazım. Üzerimizde tepinen şeyler gerçekten bizim üzerimizde mi tepiniyor? Yoksa ben neyim, ben ne yapıyorum, nereye gidiyorum? İlgi alanım niye bu? Niye bunlardan bu kadar etkileniyorum diye de bir sormamız gerekiyor. Peki bugünün biraz da kaygı dünyası ne olarak, dünyası? Kaygı dünyası kaygı olarak dünyası. Adlandırılması dünya bu da bir etken olabilir mi? Eski sufi metinlerinden birisinde dünyaya bela evi denir. Çok güzeldir. Buranın adı bela evi arkadaşlar. Ne sandınız? Tabii ki kaygımız olacak. Tabii ki anksiyetemiz olacak. O bizim motorumuz. Yeter ki o anksiyete nörotik anksiyete olmasın. O zaman başka bir şey. Şu anda birdenbire yangın alarmları çaldı ve hep birlikte biz korkmaya başladık. Ben hepinizi toplar dışarı çıkarırım. Bayağı da korkarım sizinle birlikte. Niye korkmayayım?
yangın var. Gerçek bir korku o. Ama bizim korkularımızın, kaygılarımızın ne kadarı gerçeği iyi ayıklamamız gerekiyor. Çünkü kaygı dünyası bilmem işte bela evi diyor. Fuzuli herhalde. Hadukatis Sueda kitabındaydı sanıyorum. Bela evi der yani. Ben o lafı çok severim. Peki gelelim biraz daha derinlikli konulara. Kendine bakmak daha istedim. Derine iniyormuşuz arkadaşlar. Daha da derine iniyoruz. Üstünüzü örtün, ışıkları kapatın. Kendine Bakma Kitabı diye bir kitabın var. Ve bizim de ondan feyiz alıp kurduğumuz Kendine Bakma Akademisi diye bir şirket var. Peki bu kendine bakmak ne demek? Deminden beri anlattığım şeyler kendine bakmanın içeriğindeki bazı şeyler herhalde. Kendine bakmak ne demek dediğinde öyle bir tarif yapar mıyım bilmiyorum. Ama orada bir yazı vardır o kitabın içinde. Her yerde sen varsın. Kendine bakmak birazcık da her yere kendinle de bakmak. Kendinin o halin içinde hissettiği şeye bakmak. O kitabın içindeydi sanıyorum. Kamyonetle kendine gitme rehberi diye bir yazım var orada. İsmi niye bu yazının bu? İstanbul'un hemen şurasında Sedef Adası'na ilk defa gitmişim. Bundan birkaç yıl önce. Çok yakın yani biliyorsunuz. Şimdi ben oraya indiğimde bir arkadaşım bir kamyonet aldı beni. Kamyonetle de onun evine gittim. Aslında olay bu kadar sıradan. Bir adaya gidiyorsunuz. Kamyonetin birisi alıp sizi arkadaşınızın evine götürüyor. Eğer bakmazsanız bu kadar basit. Baktığınızda şimdi hikayeye devam edeyim ben size. Kamyonet Sedef Adası'nın tek aracıymış. Demek ki düğün arabası da o. Demek ki cenaze arabası da o. Benim o gün yazdığım yazıyı taşıyan araba da o. Çok acayip. Kaç tane asayiş nasıl sağlanıyor burada dedim. Orada bir insan var. Bir polis varmış. 1.40 boyunda falanmış. Bir tane çiçeği varmış. Saksıdaymış. Lafın güzelliğine bak. Bir çiçeği var saksıda. Orada şöyle bir şey söylüyorum. Hiç polis olmak istemezdim ama olsaydım o olmak isterdim. 45 kilo mu neymiş? Bayağı dişimi sıkar 45 kiloya inerdim diye yazıyorum. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Oraya bindiğinde orada giderken o hikayenin içinde var olursan bunları duyarsın. Yoksa abi sıradan bir kamyonet seni arkadaşların evine götürüyor. Konu kapanıyor. Ama baksanıza daha neler var burada. Böyle bir şey yani. Peki, kendi kendimizin oyun arkadaşı olmayı unuttuk. Bunu nasıl geri kazanabiliriz? Niyetimiz oyun olmadığı için. Oyun çok zevkli bir şey. Oyun başka bir şey. Biz niyetimizi oyun üzerine kurmuyoruz. Biz niyetimizi hesap üzerine kuruyoruz. Tırnak içinde gelişme zannettiğimiz şeyler üzerine kuruyoruz. Size çok basit bir örnek vereyim. Lisedesiniz, edebiyat öğretmeniniz size bir tane roman okumanızı söyledi. Bir hafta sonra da ondan sınav yapacak. Ikına sıkına okursunuz. Aradan 10 yıl geçer, bir gün rafta o kitabı görürsünüz. Hatta kendi kitaplığınızda kalmıştır. Neydi bu ya diye elinize alıp bir okursunuz ki, ulan ne kadar lezzetli bir kitapmış yani. Yani hayatımı değiştirecek kadar iyi bir kitapmış. Onu sınav için okumak çok başka bir şey çünkü. Lezzetini almak çok başka bir şey. Oyun arkadaşı böyle bir şey. Hesapsız olacaksın. İnsanın kendiyle böyle hesapsız bir ilişki kurması. Kendisiyle de arkadaşıyla da. Hatta varsa bir hesabı, hesabı yüzüne çok net söylemesi lazım. Benim beklentim var demesi lazım. Öfkelenme hakkının olduğu, üzülme hakkının olduğu, incinme hakkının olduğu ve bunları ifade edebildiğin ilişkiler kurabilmen lazım. Ben en yakın oyun arkadaşlarımın çoğuyla gerektiğinde yüksek sesle, gerektiğinde ağlayarak, gerektiğinde birbirimizi öfkelenerek konuşma şansı yakaladığım adamlar. Çünkü sadece bir ilişkim var onlarla benim. Bu yaptığım bana hiç iyi gelmedi diyebiliyorum. Niye böyle yapıyorsun ya diyebiliyorum. Peşine küfür ekliyorum, sizin yanınızda söylemedim. Bunu yaşadığımda onunla bir besleyici bir ilişkim oluyor benim. Ne kadar sahici yaşıyoruz ona bir bakmak lazım. Ben bu aralar şeye taktım arkadaşlar. Hiç Türk dizisi bilmiyordum ben doğru dürüst. Bir arkadaşım bahsetti ve Aşk-ı Memnu'yu izliyorum. 67. bölüme ne geldim.
O çok acayipmiş o be. İzlediniz mi? As çok acayip. Ya, yani her şey çok yalan aslında yani. Tam böyle Türk ailesi falan. Ya şirketlere de benziyor gibi yani. Yalan dolan ne Firdevs'ler ne bir şeyler. Ne bir şeyler. O çok acayip o Nihal falan değil mi? Çok acayip. Çok yalan. Herkes aslında birbirine bir şey yapmak istiyor. Ya bu, ve görünürde zengin bir aile bir köşkte yaşıyor. Mutsuzluktan öleceğim yani. Sahici değil çünkü. Peki kitaplardan bahsettin. Benim hayatımda gördüğüm en fazla kitap okuyan insan sensin. Bunun bir adı vardı hatta. Bibliomani diyebilir miyim? Bibliomani çok kitap okumak değil. Bayağı kitap manyaklığı demek. Ne kadar vaktimiz kalmış bizim? Beş dakikamız daha var. Biblioman benim babamdı. Ben bibliofilim. Babama sen bibliomansın dediğimde hayır ben bibliofilim derdi. Bir şeyin sonuna manya ekleniyorsa onun manyağı olmuşsun demektir. Delisi olmuşsun demektir. Filya ekleniyorsa seviyorsun demektir. Bibliofil kitap sever. Babama dedim ki evde 100.000 cilt kitap var. Yatak odan bile kitap dolu. Banyoda bile kitap var. Senden daha bibliomanyak olur mu dediğimde hiç bile ben bibliomanyak değilim. Bir biblioman bir kitabın birinci baskısından 18. baskısına kadar hepsini alır. Oysa ben öyle mi yapıyorum? Ben her baskıdaki farkları ya not edip ya fotokopi çektirip arasına koyuyorum. Rahmetli tam biblioman. Ben biblioman değilim ama okumak ve kitabı çok seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ama putlaştırmıyorum onu da. Yani hiçbir şey putlaştırmıyorum. Ne yazmayı ne çizmeyi hiçbir şey putlaştırmayın. Bir sözüm vardır. Kendi sözüm olmasına rağmen tekrar edip sevdiğim için söylerim. Derim ki, eğer kendiniz kırmayı başarmazsak, önünde sonunda hepimiz kendi putumuzda kırılırız. Hiçbir şeyi putlaştırmayın. Ne kariyerinizi, ne çocuğunuzu, ne parayı, ne kitabı, hiçbir şey. Putperest olmak demek, bütünlükten kopup bir parçaya tapmak demektir çünkü. Bütüne dair bir şeyi çok seviyor olmanız lazım. Kitap demişken... hazır insanın anlam arayışı demişken ve sen okuyorsunuz sonuçta kitap evinin kurucususun. İnsanın anlam arayışı Viktor Frankl'ın bir kitabı. Hepinize öneririm. Uzun süre Nazi kampında kalmış... Üstelik de bir psikiyatr olan ve bunun üzerine de kuram geliştirmiş bir adam. Yani çekinmeden her biriniz okuyup, her biriniz herkese hediye edebilirsiniz. O kadar pürüzsüz ve sağlam bir kitaptan bahsediyorum. Şimdi onu söyleyeceğim. Bize böyle bu dönem, bu çağa, bize iyi gelecek ilaç niyetine şöyle bir veya iki tane şey önerecek olsan kitap hangilerini önerirsin? Çok. Çok olduğunu tahmin ediyorum. Kitap, film yani hepsini öneririm tabii çok güzel. Çok. Film de olabilir. Ne bileyim Rollo May'in Kendini Arayan İnsan kitabını çok önemsiyorum. Şimdi yakında bir kitap çıkacak. Yayına hazırlığında uğraştım ben de. Özellikle buradaki hanımefendilerin %80'inin okuması gerektiğine %100 eminim. Boş Ayna diye bir kitap. Onu bence okuyun. Böyle söyleyince makyaj kitabı gibi sound ediyor. Ne? Makyaj kitabı gibi duruyor ama. Ne kitap? Makyaj falan hani boş ayna kadınlar okusun. Yok o boş ayna, o boş ayna şunu anlatıyor. İnsan çocukken kendini tarif edeceği dönemlerde ona aynası olması gereken ilişkiler bütünü içinde olması lazım ki kendini görsün. Ama çoğumuzun hayatında öyle ebeveynler vardır ki o aynayı bomboş bırakırlar. Biz ondan sonra da o aynada bir türlü kendimizi göremeyip bir sürü hüzünle, bir sürü acıyla kendimizi bir türlü sevemeden yaşarız. Biraz bunu anlatan bir kitap diyeyim. Son sorum. Bugün, yarın, gelecek dedik her yön boyunca. Artık ikinci günün sonuna geliyoruz. Bugün de, yarın da, gelecekte de insanın anlam arayışı ile ilgili... Bir şey söylemek istesen ne söylersin? Sence nerede duruyoruz insanın anlam arayışında? Bilmiyorum. Herkes
Birazcık kendine bakacak yani. Çağın getirdiği saçmalıklar her zaman varmış. Yani insanoğlunun hayatı epik bir şey olsa gerek. Destan. Destanların bir akışı vardır. Game of Thrones izliyorsunuz. Yüzüklerin Efendisi'ni izliyorsunuz. Onlar fantastik geliyor size. Onlar sembol. Hepsi her zaman var. Gandalf'ınız olacak. Bir yüzüğün peşine düşeceksiniz. Düşeceksiniz. Başarısız olacaksınız. Ağlayacaksınız. Canınız yanacak. Aşık olacaksınız. Epik ya, destan. Bir tane hayatınız var. Bir. Yaş ortalamamız şurada kaçtır? 40 falan ya. 40. Taş patlasa daha 30 tane yaz tatili kalmış insanlarsınız. Unutmayın. O zaman bayanlar baylar, Cem Mumcu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.